Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 27 Mart 2 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet bu hafta sizin için önemli bir yeni ay var. Salı günü sabah erken saatlerde Koç burcunda yeni ay doğacak. 7 derece Koç yeni ayı, doğum gününüz özellikle Eylül'ün sonu, Ekim'in başıysa sizin için de çok etkili olabilir. İlişkiler evinizde doğacak, ilişkilere vurgu yapıyor. Eş partner ilişkileri, evlilik, ortaklıklar, rekabet içeren her türlü konu, iş hayatınızdaki rakipleriniz, açık düşmanlıklar, tüm bunlar gündemde olacak. Bazılarınızda bazı hukuksal konularla bu dönemde ilgilenebilirler. Davalar, mahkemeler de gündeme gelebilir. Venüs'ün retro olması zaman zaman sizi biraz zorluyor bu dönemde. Enerji ve motivasyonunuz düşebilir. İlişkilerle ilgili gerçekten denge ve uyumu korumakta zorlanabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişilerden, partnerden yana hiç beklemediğiniz bazı tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii ki retro etkisi şu dönemde belki de birçoğunuzun eski ilişkilerinizi, eski birlikteliklerinizi çözümlemekle uğraştığını veya bunlarla ilgili sorunlarla meşgul olduğunu da gösterebilir. Bazılarınızın hayatına da eski bir ilişki sürpriz bir şekilde tekrar girebilir. Evet, dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Mars'ın da Boğa burcunda olması, Venüs'te Mars şu anda yer değiştirmiş durumdalar. İlişkiler, ilişkilerdeki paylaşımlar, ortaklıklar, özellikle finansal alandaki paylaşımlar şu dönemde gerçekten çok hassas ve bu alanlarda da fazla mücadele olabilir. Mars sizin 8. evinizde, evet finansal alanda biraz zarara uğrama riskiniz var. Harcamalara dikkat edin. Bu dönemde fazla masraf olabileceği gibi finansal durumunuzu etkileyecek bazı özellikle ortaklı işlerden gelen ya da yasal bazı konulardan gelen bazı zorunlu ödemeler olabilir, talepler olabilir. Yani bununla ilgili konularda özellikle dikkat etmekte fayda var. Hafta sonuna baktığımızda Ay İkizler Burcu'nda olacak. Merkür Boğa'ya geçiyor ayın 31'inden itibaren. Merkür 10 Nisan'a kadar Boğa Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde finansal konularda biraz daha sakin, sağduyulu, mantıklı hareket edebilir. İstikrarlı adım atabilirsiniz en azından sevgili teraziler. Jüpiter-Plüto arasındaki kare bu hafta kesinleşiyor ki Jüpiter sizin burcunuzda, Oğlak burcunda Plüto var. Otorite pozisyonları, yasal konular, devlet ve devlete ait konular, aile büyükleriyle ilgili konular, bunların yasal bazı yönleri de olabilir. Üzerinizde baskı yaratabilir, sizi zorlayabilir, sıkabilir ama bunlar aynı zamanda büyük, güçlü dönüşümleri de tetikleyen güçlü açılardır. Belki de hayatınızda gerçekten uzun süredir çözmeye çalıştığınız bir sorunu da çözebilmenizi sağlayacak bazı güçlü yardımlar ve destekler de alabilirsiniz bu dönemde sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.